Merhaba canlarım benim, merhaba. Ne yapıyorsun? Günaydınlar, günlerimiz aydın olsun. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, bereketli olsun inşallah. Aksilik olacak oldu mu oluyor. He. Heh, ne oldu diyeceksiniz. Askere gidecek olan sana gelir, üniversiteye gidecek olan sana gelir. Bir saat öncesi yüklü de şeyle konuşuyor, telefonla konuşuyor. Bir saat öncesi çok güzel yürüyor, yani sabah kalktık, yürüyüşümüzü yaptık. Evet. Bak şimdi aksiliği anlatayım, hem yemeği yaparken sizlere. Kalktım hamakta, kahvaltımızı yaptık. Kalktım hamakta biraz orada yapmıştım aslında açılışı. Baktım, Müke hafif uzandı, erken kalkıyoruz ya yürüyüş için. Vallahi şimdi soramadım. Dün de öyle yaptı o. Seni sordum. Dedim erkenden bir şey yapayım. Adını söyleyeyim. Bir şey de, fasulyeyi yapayım çünkü bugün börek de yapacağız yukarıda. Fasulyeyi çok güzel Müke ile böyle sohbet ede şey yaptık, ayıkladık. Onun da modu düşük oldu. Gidir erken kalkıyor, yürüyor ya, yatıyor kalkıyor. İnşallah. Ne yaptık? Hatırlatmayayım diye sormadım ama ana nerede? Ana nerede? Bayağı bir hem sohbet ettik Müke ile. O da şey, ortak arkadaşla konuşuyor. Şarja azdı onu. Kalktım onu şarja takmıştım. Kafa bir anda gitti. Şarja taktıktan sonra çıkardım. Sildim içindekileri. Ama hakikaten üniversite. Bakayım dedim, sildim. Senin başındaki durumu biliyorlar. Hayır, senin başında biliyorlar nasıl ne durumda oldum canım sende. Dövecek gibi konuşuyor. Tık tık dedim canına. Söyleseymiş. Kalktım, sildim. Bir de güzel sohbetimiz vardı. Bir de güzel onun halini görecektiniz. Aynen. Bir gündür erken kalkıyor. Zaten canım her zaman gidiyor. Yürüyüşe gidiyoruz, erken kalkıyor. Geldiği zaman da hemen uzanıyor o. Gelir gelmez kahvaltıdan sonra şey yapıyor. Sersem gibi oluyor haliyle. Dedim hadi ben de hamakta gideyim. Yapayım açılış. Kahvaltı mahvaltı yapmadık. Saat 6.30-7 gibi kalkıyoruz. Yürüyüşe gidiyoruz, geliyoruz. Hemen bir şeyler atıştırıyoruz. O erken kalktığı için şey oluyor. Biraz vücut alışkan olmadığı için sersemliyor. Yatıyor, uzanıyor. Tabii o ikinci yürüyüşleri çekmedik biz. Dedim ben de gittim hamakta biraz sallandım. Dedim oradan sizlere bir günaydın diyeyim. Çok güzel dedim. Evet, güzel demiştim. Kalktım ondan sonra buraya geldim. Dedim erkenden yemeğimizi yapalım, börek yapacağız. Baktım kameranın şarjı azdı, onu takayım dedim. Hayır, şarjdan çıkarıyorsun da ne alaka açıyorsun da içindekiler silindi, açtım bir bakayım dedim. Tövbe tövbe estağfurullah. Dedim hadi neyse ya. Yok canım, hep müküdün etri oldu. İki gündür şeyi, afyonu patlamıyor hanımın. Dedim hatta, orada konuşmalarımızı görecektiniz ama dedim bugün dedim fazla ikimiz dedim şey yapmayalım dedim ben. Sen dedim yürüyüşe yürüyüşe gelme gülüm. Böreği yapacağız. Dedim hadi yemeği vurup da yapalım dedim Şerife'ye. Şerife de şeye gitmiş. Kardeşine mi bir yere gitmiş, şimdi az önce Aziz abi söyledi. Patatesleri haşlamaya koymuştum. Verdim yukarıya, çıkarıver diye dedim, Şerife nerede? Yok gitti dedi ama gelir inşallah, telefonu yanındadır. Ne oldu be? Ya geçiş takmışlar. Tamam hadi geçmiş. Geçmiş bu kadarıyla geçmiş olsun. Ay. Ne yapacağım? Çok iyi geçici demiş. Ama bir günde bir şirin deriz şey çekmektense. Yani böyle daha mantıklı. Doktora geçiş takalım demiş. Yani daha mantıklı. Aynen. Celal'e de soramadım bir şey diyemedim, morali bozulur. Morali bozulur diye, aynen. Ne yaptın? Bir saat geliyormuş şimdi. Kim geliyormuş?
Naci'nin tarafından üniversiteye başlayacak biri. Ceren de söylenmiş babası. İki gün önceden niye geliyor diyor. Bunu da Naci anası duyuyor. Surat asmış. Ceren niye öyle diyor diye. İnsanın biraz anlayışlı olur dedim. Aslında. Bebeği herkesin kendi canı dedim ben de. Onda bebeği dedim. Bir de ameliyat olmuş bebek dedim. Gelen misafir ne gelir? Elif de tanımıyorum da diyor. Tamam gari sen karışma herkesin şeyine. Boş ver abi. Niye? Karışırım ben. Onlara gelecek olan onlar. Herkesin onun sende şey işte. Neyse sağlık olsun. Öyle öyle. Yani. Ne yaptın be? Ne? Bugün ters gitti işimiz. Senin uyuyup kalkmayı kalktım içindekileri taze fasulye soyarken sildim. Ciddi misin? Yanlışlıkla hepsi gitti. Bana ne söyleniyor? O senin kendi tersliğin. Aynen o benim şeyim. Benim tersliğim işte değil işte senin tersliğin. Bir görecektiniz mi günün az önceki sabahki suratına. Benim tersliğim değil senin şeyin. Neyse sağlık olsun. Görseydiler çok güzel olurdu da gitti maalesef. Üzgünüm nasip değilmiş. O da nasip değilmiş. Elif bugün çalışıyor mu be? Yok bugün çalışıyor. Diyorum ben bana diyecekmiş de Filiz de şey demiş hani annem adresan da Öykü'de bırakacak yerim yok. Öykü'nün göndermemiş kreşi. Hı. Antep'te Filiz'i gönderiyormuş o da. Hı. Ceren'in yanında. Neyse bunun içine ben acaba hiç koymayayım ya. Börek de yapacağız. Patates koymayayım değil mi? Koyma bence patates. Bence boş ver aynen. Patates koymayayım. Börek de var. Ne alacaktım salçayı? Ben diş fırçamı almışım. Diş fırçası alayım kendime. Şuradan alıver. Biraz da koymayayım bunu da domatesle de koyacağım. Şerife de gitmiş kardeşim yanına herhalde. Şunu koyunca hemen efendim böyle de yapayım dediğim azıcık şöyle ileriye doğru gideriz. Sen çık yukarı ben de gözüme şöyle. Gelmeyeceğim. Zaten şey. Şerife'yi bekleyeceğim ben de. Hem yemeği şey yapacağım. Pişsin. Sen de. Yok canım bugün var bir şey. Başta onların silinmesi. İkide bir sarımsak kayıyor elimde. Allah'ım öyle çıkar. Ben şunları kavurayım ondan sonra domatesi. Herkesi bir yoklayayım. Bir de Emine'ye arıyor. Kızları mı? Ara bakalım. Bugün aksi gittik ya. Sanımız hayır olsun. İşte yani. Evet, üç koldan karnımızı doyurduk, böreğe başladık. Kime konuşuyorum diye bakıyor. Aa, benim. Ben babama bayılırlar indi. Ne? Ben de bunun içini hazırlayayım. İçine şunu da bol tutuyorum sana lazım değil mi? Bana lazım. İki çeşit şey börek yapıyoruz. Biz hem gül böre, yüküne o yırt böreğim, yırtık böreğim. Tepsi böreğim. Hayır ne bileyim ben yırttın ya onu demek istiyorum. Tepsi böreği ya. Bunu tepsi böreği düşeceğim. Yırt düşeyim kanadını işte. Bildiğin tepsi böreği. O zaman şey yapacağım. Hiçbir şey değil o. He onun şey içine aynı malzemeyi koyacağım. Aynı malzeme. Yumurtalar orada mı? Hı. Bir tane de sütümüzün içine yumurta. Bazılarının yoğurt da. Ben şu alayım mı? Yoğurt olarak da kullanıyorum. Ben süt olarak. Bu kabuklar sana lazımmış.
Çiçekleri atıyorum. Aynen şuraya koyayım o zaman. Ha yumurtanın, yumurta açtığı aynen. He. Onun şeyi de çok güzelmiş. Suyu. Tüm meyveleri ıslatıp 2 gün bekleteceğim şey. Muz kabuğunu bile. Ya kaynattığın suyu 2 gün bekleteceğim. Evet, yok yok gibi. Yumurtayı, yumurta suyunu soğutup çiçekleri dökeceğim şey. Ütekileri kaynatmayacağım şey. Muzunu, elmanın, bütün şeyleri. Evet. İnsanlar yaramaz bir şey. Hepsi yaramaz. Sana bir dahaki de buraya unutmasam bir tane de çırpma teli alacağım. Var. Nerede? Aşağıda. Tabii. Burada değil aşağıda. Evet. Faiz abi 2 tane mutfak olduğundan. Değil mi? Getiren benim. Yok gerek yok. Bunu da bize götür. Sen tepsiyi getir abla. Nasıl yürüyor şimdi? Sana koyacağımız sakınca bir çırpma. Bolca mı getireceğim? Bakalım bir kümür diye vereyim hadise mevdaşı yok hani. Sen fırın tepsinde vardır. Var 2 tane var. Tamam fırın olur tepsi. Mu? Olur. Hayır, şey var mı? Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Kaça aldın biliyor musun? Kaça aldın? 7 tepsine döşüyorum. 7,5 veriyorum. Tanesini mi? 3'ü. Aa hiçbir şey değil kız. Tamam fırın tepsiye döşerim. Tamam canım var. Sen bir tepsi yetiyor mu öyle? Yetiyor benim. Tamam, yetmese bir yanına sıkıştırırız ya. Bir tepsi yok. Bir tane alırım veririm sana. Ne? Ha ya vallahi ucuz yani her şey pahalı benim. Okla da var, döndüreç var, fırça var 7,5 lira. Ne işte. Bunlardan 3 tane aldım. Şunlar şeye kullansınlar diye. Tavaya. Aynen aynen. Tabii canım ha. Yani. Seninki yerine koyayım ama bir altına. Hayır. Peki. Ben kendisine koyuyorum. Ben koyacağım. Aşağıda lan. Bazen indirmedim. Çıkarmadım yani. Aslında sen de koysaydın. Hayatım bizim yemeği sonradan bunu boşalt. Yanımıza alalım. Tenceremizi alalım. Tamam. Her şey böyle yapmış yapışmıyorsa benimki de yapışmaz. Nasıl? Bunu mu? Evet. Asla yapışmıyor. Koyayım mı? Koy koyduk ama benim altı kağıda sıkarsın. Altını mı? Böyle şey kağıdı. Kağıdı mı? Evet. Garanti olsun. Yok be ablacığım yapışmaz koy, yani. Yaray. Neyse dur şundan sonra ne alacağım. Şimdi biz bunu saracağız ya gülüm orada. Tepsiyeri koyacağım ya. Ah Şerif ama. Ya da balkona oturup da mı sarsak? Yürü. Aa hepsi çok gelmez mi gülüm? Hayır hiç ben kullanacağım ya. İyi. O kendine yağ dedi. Al şu yağlı kağıt üstüne gezdir. Tamam gezdirdim. Ben başlıyorum ablam sarmaya. Hiç hazır mı? Hazır. Evet Şerifeciğim sen de sarabilirsin. Ama yer yok. Ben sana bakayım sonra sen gel. Sonra bezi yok mu şu yere alacağım? Sonra Fatma var ya tepsi. Neydi bu? Aynen sarı. Aynen aynen. Tepsi. Tuz. Aa baharat atmadık ona ablacığım. Karabiber. Karabiber. Biraz pul biber de olabilir. Getirebilir mi acı? Yok, hemen acı da yapma. Burada yok mu? Tamam yapmayalım tamam. Hadi hadi yiyeceğim. Tuz atmadın değil mi gülüm? Tamam. Bir karıştır sen. Ben tuzu istersen içine bir şey yiyorum. Tamam. Bu da mı? İçine koymayacağım mı? Okay. Ver ablacığım ver sen. İçine koymayacağım mı? İçine de koy, onu da koyar çıkar. Yeter ki de getireyim. Bunun içine ben bir şey daha koyacaktım. Çiçek ya. Ay çok yaşa, iyi yaşa. Tamam canım, hepsi senin. Bir şey de hapşırmam lazım karabiberi. sana da gülüm. Karabiber gülsün. Bismillahirrahmanirrahim. Bunun iç harcını ben aşırı derecede bol döküyorum. Bazıları şey yapar, az döker. Çok tutuyor. Aynen, ama sütün hepsini koymadım. Süt var anladım.
Söyle bana. Şunu aç gör alayım. Ha, sostan mı? Şef yurtversin mi bunu? Ya yoğurt, ya yoğurt. Yoğurt ne yapacaksın? Şey koş. Ha, sen içine karıştırıyorsun. Tamam. Yoğurt verin. Ha, yoğurt istiyor. O kendikin içine yoğurt koy. Bu arada söyle bari sen de arkadaşlara. Sırtını döndün bugün. Ya bilir, normal börek bu. Bunu herkes biliyor. Anlatmama gerek yok mu? Mesela içine yoğurt koyuyorsun. Yoğurt koyuyorum ben, yağ koyarım. Onunla çırparım, iç ağzını öyle hatırlarım. Kız, ben buna da yağ koydum ya. İç ağzını öyle hatırlarım. Zenginden mi aldık geçen? İşte ben de koyduydum ya diyorum. Bir de sen koydun. Değişti ya. Yağlıca geçerim önünüzden. Aynen aynen. Ben beni merak ediyorum, nasıl yapıyorum? Tamam be gülüm, böyle ne var? Yalnız ben şu ben sosunu, bütün yapıyorum Faiza. Ben sosunu çok şey yap. Bütün ben de yapıyorum ama kesmekle mi uğraşacağım? Böyle dörde bölü veriyor. Yalnız ben bunun sosunu çok koyuyorum. Daha bol. Su da doğursun diye. Hayır, çok oluyor, daha güzel oluyor. Herkesin bir yapışı var. Kimse hemen sadece ıslatıverir üstünü. Şimdi en önemli püf noktası Şerife. Fırını aç bakalım abi. Soda var mı Şerife? Sade soda. Ne? Sade soda. Soda. Olacak. Bir tane açabilecek misin bunu? Ben su beni açıyorum, biliyor musun? İşte. Ben de öyle açıyorum. Ben de öyle açıyorum. Tamam, şimdi şey var, aynen. Açacak olmadığı zaman bulamayınca ben de öyle bıçakla açarım. Bazılar dişini açıyor. Bol bol koyuyorsun, bak yetmeyecek o iş. Çok koyun içini Faiza. Yeter yeter. Sen de kendine yapardık, en sonunda boş çevirişi yapıverdik. Ama ben bol koydum. O zaman aynen. Ben buna da kullanacağım, ondan diyorum. Bana iki kap bırak yeter. Dikkatimi geçirmiş. Aç hele. Şu ben Azize tezgahı büyük ya. Fazil izledim. Bunu mu? Ütekine büyük ya. Fazil abla. Ne yapayım? Şimdi dereceyi kuşa getireceğim. Şimdi geliyorum yanına abla. Güzel, iyi mi? İlk etapta 150'ye getir, ondan sonra 150'ye alacağız biz, tamam mı? Getirdim. Tamam. 150'ye getirdim. Tamam. Çevir, çevir, çevir. 60'a getir onu. Çevir onu. Döner, çevir. Görmez mi? Bakacağım. Heh, 60'da dursun, sonra alırız onu. Evet. Tamam. Çevir, şuraya getir görün. Şuraya getir. Tamam. Şuna. Bırak dursun. Senin fırının en güzelliği, ben bunu ilk kullandığımda, yaptığımda sen yoktun ya. Hı hı. Anam, fırından ses çıkmıyor, fırın çalışmıyor mu diyor, fırın yanıyor, hı hı, fırın çalışmıyor mu diyor. Hiç sesi yok ama, o kadar hiç ses mi çıkarmaz bir fırın? Oh. Ya dedim, şöyle bir sokulayım dedim, ben anam şey geldi, elimde batır da, anam bir sıcaklık geldi, yukarıya çıktım, bir çalak dedi, eyvah dedim, ses çıkardı. Bu ne işe yarayın? Hani bu derece. Alt üst pişirmesi gibi. Tamam. Bak şurası tam alt, bu alt üst. Tabii, sana böyle oluyor, şey daha alık. Ne soruyor çoğu? Değerlendiremiyor, yatacağız. Aynen. Biz biliyoruz, bize börek açıyoruz. Encazdan da börek açıyoruz. Biraz da fırının çalışmasını. Öteki bundan kullanmadım ben, davulmaz kullanımdan. Bir de açarım da kapatmasın. Seni görüntüler arın galiba. Faiz abla beni görüntüler. Yok be abla, bu kadar basit. Görüntülü ne var? Ara tabii ki, ne olacak? Bunu ben kat kat senin gibi tepsiye döşediğimde, bunu da çok içine bol koyduğumda, ben kıymalısını yap dedim, su böreği gibi oluyor. Bunu çok bol koyarsa.
Bak hiç ses çıkıyor mu? Ne kadar ne güzel sessiz çalışıyor. Sabuna çıkmış. Hangi sabuna? Benim. Sen. Aziz abi desem neyse. Bu üç tane miydi Şerife? Üç tane miydi bu? İki taneydi. Yok abi. İki. Bence niye baştan söylemedin? Üç tane miydi? Yarım kiloluk. Üç miymiş? Üç kat. İyi. Ne oldu söylemeyince? İnce olacak. Ya. O zaman bakaydı gülüm şeye. Ne bileyim ben poşetin içinden şimdi çıkardım onu ben. Borcama içine harcını dökmediysen. Bir kat koyacağım her şeyi. İyi sen bilirsin. Çalışır. Şimdi kendimizi şeyde hissettim. Yemek programında bu başımızda dolanıyor. Şefimiz sen orada yapıyorsun. Ben baba. Yok be MasterChef. MasterChef. Şefleri dolanıyor ya başında. Evet. Sen orada yapıyorsun. O köşede hadi çektirelim birbirimize. Faiz ablasından çalabilirsin kız. Yufka mı? Hı. Verebilirim. Tabii ki niye olmasın? Hı. Yufka şey olmazsa verebilirim ondan. Aynen aynen. Bak bak bak. Ona diyor. Vermiyorum. Hadi şimdi çektireceğiz. En üstüne alayım bir tane ben zaten. En üstüne bir tane bütün alayım. Bütün olsun. Kestim hepsini abi. Hepsini mi kestin? Tamam yırtıp tamam, koy. Tamam. Şey koy. Okay. Üçlü üçlü uzatarak olur yani. Sizi ben bak markete yolla tabii. Gıdımını gıdımını alacağınıza iki fazla salmasa. Ben de öyle yeter mi? Ya ama bak o ekstradan çıktı yani. Onu sarılacak gibi bir yeri yok. Yıkı öyle yapalım dedi. Ya o müşteriden kalmış. Götürmeyen Şerif abla dedi. Azize ver dedi. Ben şeyine bakmadım. Anam bir baktım, elime bir aldım, şöyle açayım dedim, çat diye bayat ekmek gibi kırıldı. Dedim, bu olmaz Aziz abi, bunu verin tavuklara. Tavuklara verene kadar ben yerim. Tamam mı yap, ye. Değil aslında. Canım, ya, yani hiçbir şey olmaz, bozuk da olsa gene yiyecek aşağıda var, atılmaz yani. Bizim hiçbir şey yabana kesmiyor. Sizin gitmiyor, evet. Çaydan tut, yumurta kabuğundan tut. Ama bahçeli yer oldu mu, hayvanda oldu mu hakikaten öyle. Bak aynısı Ebru'cum da diyor. Hiçbir şey, hepsi değerleniyor. Dediğin gibi salata malata ödeveri tavukların önlerine gidip atıveriyorlar. Şeyleri de yakayım. Benim elim batık, şu bana tepsiyi vereceğim abla. Yaktıklarım külü de çiçeklere. Heh işte. Ulan çiçeklere gidiyorum. Sen istiyorsun değil mi ablam kendine? Ben şimdi şöyle ayırayım şöyle dört tane, beş tane onu söyle. Yok, üç tane bana yeter. Yeter mi? Bir. Hafif bu soslu koysam hiç fark etmez. Bir şey. Tamam, şöyle söyleyeyim. Üç, sanki bana üç tane küçük gibi gelecek de ondan dedim dört mü verelim diye. Bir tane tamam. Yeter, yeter. Az az koyuyorum. Çamaşır makinesini mi açtın sen? Olmadı. Soğan doğrarız, koyarız içine. Yok, semizot bulur geliriz. Semizot, semizot. Mükü diyordu ya, semizot da çok güzel oluyor diye yani. Ya bu tarla da altı dönüm vardı, ilaç yaptılar bu sen sürekli. İşte. O da ben geleceğim diye yaptılar. Sürekli şey yaptılar. Demek ki sen geç kaldın Mükü. Bir ay önceden. Sağlık olsun, aynen. Hatice, 4-5 tane yapsana mı? Valla, ne bileyim ablam, ne? Kaynatmayı mı yiyor? Ne bileyim, ben burada lorda var deyince hani iç kalmasın diye, o hesapta yoktu. O hesapta çıkınca... Hesapta o da olsaydı biraz daha koyardım, evet. Ben de aslında mesela böreği, peynirli, Allah'a güç gelmesin yiyemiyorum, patates. Ha, pırasalı dersen bayılırım. Ha, pırasa mı? Olmadı, pırasayla yaparız. Bir şey kavurmamız lazım. He? Kavurmamız lazım pırasayı. Şunu da koyalım, yırtık yer böyle gelmiş. Bu da yırtıktı ya, bak. Ne yırtık olur bunun? Al ablacığım. Tamam, sen yırtık olur. Bak, tam oradan kestim ama yama yapıp saracağız. Burası alamadın o. Yırtıkları bana bırak.
Doğru, seninkisi yırtlı. İyi, hadi kaç kat oldu gene? Aşağı üçte yukarıda üçte. Fırın sıcaklığına bir bak bakayım gülüm. Şey. Şerife. Kolak ya, sağlamadan alabiliriz Şerife. Tamam, ben de o bilgi. Çörek otu falan yok değil mi? Çörek otu yok Faizalı'ya. Tamam. Önemli değil. Neyse bunlar yamalar. Bu mu yamuk? Evet. Tamam, ötekini alabilirsin. Tamam. Bunun altında da var çünkü bir tarafı yırtık yerini tam hep bir tarafa denk getirdim ya keserken. Yamalarız diye. Aslında yukarı kendi yapsan onu Faizalı. Yapıyorlar, neden olmasın? Ben şey de alacağım şimdi. Ufak tepsi şey. Senet. Bunların şeyi de var. Oklas döndürece. Ufacık. Hı. Azı değil mi? Ufacık bir de saç alalım diyeyim ben o şeyde. Yani mangalda. Siz açıyorsunuz yani evet. Olur. Sana lazım mı daha mı? Yok yok. Tamam, bunları sarayım o zaman. Evet. Açıyorsan mantı da yaparız kız. Dondurucuları atarız. Çok önemli. Ben açam halim de bu da. Benim kolum olmasa biz açıyoruz. Biz Mükü'yle mesela açacağız, yapacağız. Dondurucuları atacağız. Mantı şey mi oluyor? Faiz abi çok mu ince oluyor? Kıyma yok. Çok be gülüm. Hayır. İnce değil, normal kalın olur. Hayır hayır, normal kalın olur. Çok da kalın değil de normal kalın. Normal kalın. Öyle çok değil. Çok ben açıyorum da kolumdan ameliyatlı olduğum için yapamıyorum. Yoruluveriyor bana. Ama büyük şey mi lazım? Okla ufak mı? Büyük. Büyük oklava lazım. Hamuruna göre şey yaparsın. Hamuruna göre ya. Mesela biz şeyini aldık, aparatını aldık. Çok fazla açmaya gerek yok. Şu kadar aparat aldım ben. Elinle büzmüyorsun. Yufkayı açıyorsun, üstüne koyuyorsun. Kıymayı doluyorsun. Bir tane daha açıyorsun, üstüne koyuyorsun. Oklavaya gözlerim pıtır pıtır dökülüyor. Hani büzmeye gerek yok. Ölgülü çağırır. Çok güzel şey. Ha. Hani biz Mükü'yle şimdi dedik hatta şeyleri yaptık, içli köfteleri de geç yap. Dedik yapalım, biz oturalım. En azından dondurucuları atıralım. Keski bıçağım var mı? Keski bıçak soruyor. Al bakalım. Kesinlikle. Susam yok değil mi? Susam yok yok. Tüküremiyorum. Bak iç. Artık öğretmeniz yetecek mi diye. Yetti yetti. Bu bıçaklar bize esnaftan geldi. Bak. Açtırdın mı yüzünü, açık mı geldi? Böyle geldi. Nasıl keskinlik? Valla bu yanı var mı? Şey hamur ya bir de. Aynen. Sakamur olmuş, yandan atmış. Sana iç şeyden, sostan lazım mı? Yok. Taşırı verir. Sen söyle mi canım sosu? Ben sos diyeceğim ondan diyorum ya sana lazım. Yok, yok, yok. Senin yanına mı? İkisi de aynı börek. Biri şey tepsi böreği. Aynen aynen. Biri de... Ha, biri de gül böreği. Yukarı böreği demiş o. Derecesini buradan arttıracağım. Bak şimdi ben aldım 200'e, tamam mı? Bu derece, bu fırının sıcaklığına göre bakarsın. Şimdi ben aldım kaça? 200'e. Çok
çok fazla kızmamış, 200'e aldım. Öyle 250 alsın. He? 250 alsın. Yok, birazdan 250. Şimdi değil, azıcık bir şey olsun. Ama ben direkt sonra... alıyorum 250'yi. Yok ya, 250'ye direkt almıyorum ben. Öteki bakayım ben de bir konuya. Çöp bölüyorum bunu. Çıkarım şöyle. Şerife, bizim tenceremizi boşalt bakayım abla. Benim aklımda kalır o, huyum pis. Neydi? Kızlara bile bir şey verdim mi? Tövbe tövbe bir köyüme getirsin bir getir. Ama kabuğu getir. Kabuğu getir. Ya işte böyle gelince veremiyorum ya bir şey olunca. O da ondan kaynaklanıyor. Kabuğu getir, kabuğu getir. Al bunu veriyorum. Bana. Peki, teşekkür ederim. Tencereyi boşaltma. Yemisini. Yemisini verdim. Biraz açacağım. Bak şimdi yemeğimiz yok. Börek mi? Şerife, kahve var mı? Var kahve ama. Kahveler de sende. Alın mı? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Şey açık ya. Tamam. Açık abla, alt üst pişirme. Tamam, açık açık bir ses vermiyor. Ya, şey yaparız onu ya. Ben git git deyince çek. Evet, çekil. Ayrıca bu tabaklar senin oran tabağın. Ha, onlar hangileri? Şunlar mı? İkisi de. Peyniri niye bize koydun? Onu niye bize koydun? Niye? Niye? Sen ye. Boşalt. Hadi bakalım bir kahve içelim şimdi. Yenmiş mi? Saçını topluyor kız kadın. Aziz abi güzel söylüyor. Saçını hiç kestirme. Bak böyle toplayınca herkes diyor ki ne güzel yakışıyor diyor. Toplayınca. Sen eli yüzü aşkına. Seviyorum ya. Çok dökülüyor. Ya ona bakacak olursan bizimkileri de dökülüyor. Çok dökülüyor. Kısaldım kendim bayağı. Uzun oldu uzun. He, kısa oldu mu? Evet. Ne olacak? Tiplerini boya böyle. Üstüne benim gibi şöyle gezdir gitsin. Ben aynı boya kullanmayı ki. Değişik bir. Değişik o. Kendi değişik. O değişik değişik he. Ondan. Hangi resimde kız güzelse bunu alayım. Şimdi onun güzelmiş. Gibi mi? Öyle gibi mi olacak diye yap. Yapma gözünü seveyim. O da güzelmiş. Ama sen onlar saçları kutunun ya. Numarasını atıyorsa bilmiyorsa aslında atıyorsa ondan bilemiyor. Hiç kavga tutamam. Atma kutusunu. Kutuyu koy kenara. Aman. Ha bir de gidiyor çarşıya mesela gittiği zaman aklına boya geliyor. Kutu mu geliyor aklına evde? Aynen. O zaman Bursa'ya gitsin. Ne güzel kızlar var. Beğen birini al işte. Ama bu en sonki burdun daha güzelmiş. Koyuymuş sanki ötekilerde. Ayrıca da koyu bana gitme. Ben sarıya boyaydım ben. Hı-hı. Şey gibi. Dondaklarla çabuk belli olmalı. Aynen bak ben kaçtı belli değil. Şimdi bazı şeylerde arkadaşlar benim demişler mikülerim için saç rengini koyuya yaptırsana koyu daha güzel yakışıyor. Bu yakışmamış dediler ama bizim hoşumuza gitti. Önemli olan kişinin kendisini beğenmesi. Koyu diyor, o da diyor, vurdurduğum zaman diyor yüzüm sert gözüküyor. Bak aynen bana da öyle diyorlar. Beyaz, beyaz şey teni ya, buğday teni ya. Ama mecbur o da şimdi öyle diyor yani, senin dediğin gibi. Sarı açık renk oldu mu beyazlar daha geç. Bak seninkisi belli olmuyor, var bak koyuda nasıl belli oluyor. Koyu çok güzel. Koyuda mı belli? 15 günü geçti mi, 20 gün oldu mu artık beyazlar... Meydan. Ama en iyisi benim gibi hiç ellemeyeceğim, doğal bırakacağım. Ne güzel Faysal ya. Evet. Ben bir sene salladım ya. Geçen sene ben bu kadar bırakmam. Bir sene salladım. Evet evet, sen çok şey ha. Yapıyordun aynen. Geçen sene ben bir ayda boyar. Tamam hadi. Boyasan da aynı, boyamasan da. Boyasam da
Börek kokuları gelmeye başladı. He? Börek kokuları gelmeye başladı diyor. Evet. Benim salçayı getir pişir. Salçayı. Akşam üzeri getiriyor. Köyden işte. Köyde yani, köyden. Burada değil, burada ben çadır buldum. Ya. Evet. Canım köyden geliyor. Köyde onlar getirirler. Her gün buraya günde kaç kere verip gidiyorlar. İsrafet evin başına şey çaldırıyormuş da, su kes. Usta varmış da, evi badan için hava dedi. Köşün evi temizleyeceksin dedi. Hani temiz olsun. Nara da buradan gelip geçeceksin diye. Nara toplamaya gideceğiz. Bak ya, duruyor mu hiç? Kapı sürüyor mu? Ne zaman gideceksin? Ütek ayın 10'da başlar faiz alma. Ekim ya, 19 günde bitiyor, 20 demeyin. Tabii millet çabuk toplanacak mecbur. Ama ya... Ay onarların olduğu zaman gelip de şey yapsam ya çok güzel. Bir kere ikimiz geldiydik. Bayanın biri ay neyi kadar nasıldı o? Böyle nar mı olur ya? Vallahi da öyle. Toprağına bulursam gübresine verirsen büyür. Biz bundan şok olduk. Şöyle şöyle. Büyür. İlk geldiğimiz sene. Seyrek bir ağaç. Arkadaşlar nar ekşisi yapıyordu. Ayıtlıyordu onları. Ağaç taze gençtir. Aynen. Ta 3-4 senediktir ağaç. İşte. Bir de seyrek tuttuysa koyu ve geçsin. İşte. Şimdi nar diken yok artık. Bu eski narlar 15 sene yani 15-20 sene arası şeyi. Ondan sonra şey azalıyor. Verim. Bizim kenardağından 20 sene. Verim azalır. Verim azalıyor. Ağaç koca ayı. Bu iki tanesini geçeceğiz. Hadi bakalım verimli olalım olabiliyoruz mu? Hadi bakalım. Şimdi yalan mı? Ha. Hani başka şey. Gençken tabii. Heh. Onlar da o kadar açık. İyi gene veriyor onlar. İkisini keseceğim bu sene. İncir dikeceğim. Ama onu çok yapma. Sinek yapar. Çok sinek yapar Şerife. Ayrıca da sinek kalmayı kalmaz. İncir yok. Millet inciri satıyor. Ha sen öyle şey amaçlı. Ona bir şey diyemem. Ben hani... Kalmaz burada. Millet... Şurada iki tane incirim vardı ya. Geçen sene bir oturmuşuz bayağı bayağı... Kaptan gelmiş. Çocuğun sıcaklığı yapamamışlar. Buraya gelmişler. Ben unutmuşum zaten. Kaç sene olmuş. Şerif abla dedi. Şurada oturduk incir yedik diye. Benim Aziz'in park yaptığı yerde bir tane incir ağacı vardı. İncir ağacının başı yıkılıydı. Birisine herkes yedi. İncir de şimdiki gibi şey değil. Eski zaman incirlerine küçük, lezzetli. Ya, bulduk, diktik. Çok güzel meyvesi oldu. İşte Aziz park yeri olmadığından hastanede yatarken yeğeni kesmiş. Aziz'e dedim ki kes demeseydi. Yani çocuk Aziz gelesi kadar şeyler kesmiş. Arka tarafta ağaçları kesmiş. Ona dedim bu da sağlıkla dedim. Kepçeyle kaldırsaydık bir yere dedim. Köküne evet. Bitmez hadi. Dedi. Ağaç büyüdü dedi. Geçen de orada incir vardı. Baktık park yeri yetmeye bir de apartmanın yanından açalım dedi. Orada inciri etme Aziz dedim. Buna bari dedim. O anda da kepçe geldi. Arka tarafta. Kepçeyi güzelce kaldırdı. Şeye dikti. O bitti. Ama bir sefer yine orayı da açacaksın dedi. Şeye kadar dayayacaksın dedi. Ama park yeri de olmayınca yazın. Tabii canım. Bir de orada da bir tane limon ağacı var. Bir tane portakal var. Onları keseceğim diye. O inciri keseceğim. Bir tane mersin var. Mersin de rahmetli Emin'in gever dedi. 3 tane. El istedi vermedim dedi. Yakın akrabam istedi vermedim. Şerif dedi. Üçünü de sana vereceğim dedi. Rahmetli oldu garip hoca. Ben kocası ölürdüydüm. Garsondan evvel öldü. Kocası da yaşamadı. Bir sene sonra kocası da öldü. Ayrılmadı. Bir de onlar hiç ayrılmadılar Faiz abla. Yine millet mesela işe gider. Sabah çıkar, akşam gelir. Bunlar şu evler... Şöyle şu karşıda evler var ya. Evleri oradaydı. Buraya inek gütmeye gelirlerdi. Orada ben ineğim vardı ya. Beraber inek güderdik, şey yapardık. Ve kızı da yok ya. Çok sevdiydi. Ben onu her bayramda varırdım. Börek kokusu şimdi geldi. Her bayramda kurbanda, Ramazan bayramında giderdim yanına. Bir de kayınvalidesi vardı, sesimden tanırdı. Şerif geldi yine derdi. Gözü görüyor da benim sesimi duyarken yine görmeden Şerif geldi derdi içeride. Sesinden belli, belliymiş. Mersinleri var, çok güzel. Evine gidelim, hiç Mersin'in yok mu dedim. Var dedi. Aziz dedi, Kırklı abam şunlar dedi, 3 tane dedi. Mersin'in alt dallarını şöyle yatırırsan saçak atıyor. Toprağı üstüne döktün mü? 3 tane verdi. Bir güzel Mersin oluyor. Her suyu tuttuğunda sanki evinin gibi suyu. Mersin dedin, hangi kısmı? Mersin incecik olur. Beyaz, siyahı da olur.
Nasıl siyahı var, ben yedim burada. Aziz abi verdi, sizdeki siyah değil mi? Beyaz. Şey, siyahı nerede siyah? Şöyle şey gibi olmuyor mu ya? Dut gibi, onun irisi irisi. Yok Faiz abi, küçük olur. Değil, Allah. Şöyle küçük olur. Sen internette git versin ya. Ya kızma ama Antalya'da satılan şöyle hafif sarımtırak gibi minik. Sarımtırak diziyorlar şeyi. Diziyor, ipe diziyor. Onlar mı versin? Yok canım, ipe dizilmez. Aç bakayım şu Mersin telefonu bir şey benim. Aşçı. Ne oldu? Bir ufağın düşün. Tamam, ben hatırladım onu Mersin. Ama çok güzel lezzet olur. Satılıyor. Aynen. Hadi dur şimdi, sen de görünce tanıyacaksın. Sarı sarı. He, fasulye gibi. Fasulye gibi. Gibi. He? Adam ve kapalı arabada satıyor. He? Antalya Mersin diye. Beyazı da oluyor, siyahı da oluyor. Siyah tam makbul. Siyahını görmüyorum. Şimdi ben gördüm, sarısını gördüm. Aynen, ben de. Baş bakayım nasıl Mersin? Bakın dediklerimizde. Bizim de olacak, bir amca satıp tutuyorsa tamam. Ben çarşını görüyorum. Antalya Mersin, Antalya Mersin diye. Bunu herkesin evinde vardır. Al işte yani. Tamam bak, al hem sarısı hem sarı şeyi. Mers hatırladım aynı. Şeyleri satanlar. Ama bunu topladın, yiyeceksin bunu. Hemen şey olur. Aynen. Hmm. İncir anlatırken aklıma o geldi. Şerife incir dikeceğim diyorum da. Sen şimdi bilirsin, sen de laf çok. Ocağına incir ağacı dikeceğim demek ne bu şimdi? İncir ağacı, onu şey dikmek ne demek? Sana bir adam düşmandır, seni sevmeyedir. Sen ocağına incir ağacı dikeceksin demek. Ne incir ağacının ne bir şeyi var da incir ağacı. Hayır, senin ocağını kestane ağacı dikeceğim. Mesela ben onu araç bakacağım ben. Aklıma bir kere daha takılıyor. O yakışmıyor. Mesela incir ağacı yakışıyor. Demek ki atalardan gelen bir söz bu. Onu bir açıklamasına bakacağım. Dedim sen bilirsin diye sonra. Ha mesela ocağına dut ağacı dikeceğim. Ocağını kestane. Yakışmıyor işte. Eskilerden bir adama kızdıysa bahçesine incir ağacı diktiyse. bir de sinek çok yapıyor ya incir ağacı. Ha belki. Şerbetli olduğu için. Bir de incir bütün sinekler sana gitsin diye. Bir de incir ağacından düşeni iflah etmez diyorlar. Faizallah ne doğru. Bizim şey vardı Mehmet amca. Çok güzel şeye bakar. Kırağa çıkar çok güzel bakar. Hani doktorlar bazı. Doktorlar yapamadığı şeyi bazı orada yapardı. Orada bir tane kızın kolunu doktor paçavra etmiş. Yanlış kaynatmış. Kırdı orada, tekrar kolunu kırdı. Alç yaptı, şey yaptı. Ondan sonra akrabalığıymış. Kız beslendi. Koskoca kızı aldı, beslendi, evlendirdi. Akrabasıymış. Hmm. Hani gel git benim de uzak ha. Evet. Beslendi gibi büyüttü çocuğu. Evlendirdi. Beslenki besleme mi? Besleme. Besleme aynen. Gibi. Besleme. Ama akraba da yalnız orada kalmış. Teyzesim dedi, ne alasınmış. Yollamadan hem bize bakar dedi, hem onu iyileştirdi. Gerçekten doktorun birinin yapamadığı şeyi kırı yaptı. Şimdi de oğlu devam ediyor. Amcam bir yerden şey almış. Neye bağlayacaktım onu bekliyorum. Balık almış. İncir ağacına. Balık almış, unutmuş mu, ödememiş mi? Durumu değil aslında. Tarla tokat da çok. Bağ bahçesi de çok ödememiş. Adam parasını istemiş. Arkadaş demiş, şimdiye kadar bekledim demiş. İncillere kadar bekle demiş. Yine incirli olan kadar bekle. Yine incir. Bekle demiş. O da demiş ya, arkadaş benim alacağımla incirin ne alaka demiş. Ben kırıkçı çıkıkçıyım demiş. İncir ağacından düşen demiş. Ya kola kırılıyor ya bacağı kırılıyor. O zaman. İşte. Kırılıyor demiş. O zaman demiş. Çoğalıyor. O zaman paranı öderim demiş. Adam gülmüş. İşte bak gene bağlantısı oldu. Biri zeytin ağacı, biri şeydir. İncir ağacı. Bir de öyle derler. İncir ağacından şu iflah almaz. Zeytin ağacından fazla çıkılmaz zaten. Dallar incedir. Zeytin yani. İncir ödedir. Bunlar vardır diye. Bir manası vardır Faiz abla. Mesela tüm ağaçları kes. Fisiller, portakalı kes fisiller, dudu kes, bütün ağaçlar kes kelle, sade çam ağacı kendimiz. Hmm. Bunun vardır bir hakikaten sebebi. Hakikaten evet doğru. Bir sebebi vardır. Görev evet. Çam ağacı da sürüyor. Yarın ağacı mesela çok yaşıyor bunlarda. Çok yaşıyor. Evet. Kestiği zaman bunlar kedemezmiş. Bütün ağaçlar yeniye geçermiş. Küsüyor demek ki. Vardır onun da, Cenab-ı Allah ona da bir şey yaratmıştır. Başka peçeten. Alt üst yap. Aha, dağcık ya önde ya. Aha, bu tutmaz mı şey? Yakar elini o. Elini yakar. Aldım yok mu? Ver. Faiz abla. Altyazı M.K.
Dağıldım şimdi. Kızarmış mı üstleri? Aynen. Şunu da tepecesini düşür. Üstüne getireceğim diye önce iki dişi vardı ya. He. O dişleri getireceğim diye öyle geçerdi. Şimdi dişlerin hepsi çıkmış. Seninkini üstü almıştım. Üstü aldım. Çünkü benimki üstteydi. Güzelliğe tamam. Çektik ya, kızarmış iyice. Tamam. Yanacak seninkini çekecek. Sanki benimki mıralaşırım sanki böyle. Yani senin döşediğini. Yok sanki böyle. Aynen. Önden kokusu geliyormuş o, kızarmış. Eline sağlık hatun. Aynen. Ne yapalım, bir günümüzün sonuna geldik diyelim mi artık? Veda veda. Ay Faiz'e bak, falıma bak. Ne güzel çıkmış benim. Aman sorma gülüm. Kırk, her yerin kız, kabarmış. Kırkaya da bu. Ama nerede? Aha, baksana ayakları. Hiç de göremedim ben 40 orada. 39. Kız sen ne güzel, falıma bak nasıl. İnşallah. Güzel bir videomuzun yine tekrar sonuna geldik. Hepinizi kokulu kokulu öpüyoruz. Sağlıklı hoşça kalın, kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın, hoşça kalın. He, 40'a yak.